Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Ocak Cuma Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikli olarak herkesin mübarek cuması hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Ondan sonra programımıza geçelim arkadaşlar. Bugün 8 koşulu bir programımız var arkadaşlar. Yani tek altılı bir program ama çok kalabalık değil. Bir 63 safkanın yer almış olduğu bir 8 koşulu program. Akşamleyin de İzmir'de yine az sayıda safkanın olduğu bir koşu var ama tek altılı bir 7 koşulu bir program. Ama her şeye rağmen en azından bugünkü ve bugüne benzer altıları tutmakta fayda var tabii ki. Tabii altılar bazen baktığınız zaman kolay gibi gözüküyor. Çünkü bu yılbaşından sonraki olaylar için diyor. Ama arada böyle sürprizler de tabii ki oluyor. İşte dün İzmir en azından güzel bir paraya da imza attı. Yani İzmir her zaman kolay lokma olmadığını gösterdi. Yani bu yarışlarda bazen çok kolay gözüküyor, bazen çok zor gözüküyor. Yani bunlar gözünüzü korkutmasın. Siz kendi istikrarınızı oynayın yeter arkadaşlar. Yani ama çıtanın da üstüne çıkmayın. Çıtanın üstüne çıkmayın derken, yani ben şunu biraz daha yükseltirsem daha iyi olur şeyine girmeyin. Nasip de gerçekten her şeyin nasip. İnsanın nasibi oldu mu? İnanın 1000 lira değil de 1 lira bile olsa o sizi bulur yani. Bunu da unutmamakta fayda var arkadaşlar. En azından benden size bir kardeş nasihati olarak söyleyeyim. Ben çünkü böyle yarışlarda çok görüyorum, çok da duyuyorum, çok yanımdaki arkadaşlardan soruyorum. Ya 5'te kalıyorlar işte, ya diyor ben şu oyunu biraz daha büyütseydim tutardım hesabına gidiyor. Maalesef öyle olmuyor işte. O yüzden kesinlikle bu at yarışında da hırs yapmayın arkadaşlar. Hırs gerçekten en zarar verici olay bu. Bazı yerde belki faydası gelebilir ama genelde zararı geliyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim ben. Herkese ben bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen azından bu şu programın bir açılışını yapalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14.30'u gösterdiğinde handikap 16.4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı vereceğiz. 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda aynı zamanda birinci dörtlü ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci koşuda altınımız Seiderman, bu Doktor Fong temsilcisi Zülfikar. Zülfikar ben diyorum bu çocuğa ama bakayım. Evet, Zülfikar Karabulut'la start alacak ama safkan son 3 yarışta güzel bir form yakaladı. Benim de bugün önlerde biraz daha şanslı gördüğüm isim olacak. Altınolu Seylerman ama 4'nolu Zirkon, bu General Kordes temsilcisi Kadir Tokaçoğlu. Son 7. hiç ölçülmüyor bu safkan, bir dolu bir boş geçiyor. Bakın son 6 yarışta 1. 6. 1. 9. 3. 7. Demek ki bu yarışta daha önlere yakın gelecek. O yüzden bence bu mesafede yatkınlığıyla 4'nolu Zirkon'u da yazalım arkadaşlar. Yani 6-4 benim bu koşu için sıralama olacak. Geldik günün 2. koşusuna, saatler 15'i gösterirken şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışına 4 safkanın yer almış olduğu bu 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın açılış ayağında ben 2 nolu Another Braze bir Invisible Sun temsilcisi Nişman Çizik'te start alacak olan bu kurtar ekürüsünden bu safka bana göre biraz daha kazanmaya yakın. 2. yarışında güzel bir birincilik elde etti. Bence bu safkanın açık yarışlarda göreceğimiz kalitede bir isim olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Bu safkanı bir kenara not edin. Yani daha iyi gruplarda safkanı göreceğiz yani. 2-10 safkan tek. Geldik günün 3. koşusuna. 6'lı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Handikap 17-4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik kum yarışına. 9 safkanın yer almış olduğu bu programda hemen tabii ki öncelikli olarak ben 3-0 duman oldu. Geçen yarışında da safkanı bir 0 çektikten sonra göz ardı etmeyin bu safkan burada daha iyi koşar diye söyledim de en azından beni de yanıltmadı ve birincilik elde eden bu safkan bana göre bugün de birinciliğin güçlü adayı olacak. Bu Onur Kan temsilcisi Onur Yıldız ile yine bana göre kazanmaya en yakın isim. Ama tabii ki güzel rakipleri var. Bugün öncelikli olarak 5 nolu Hekimoğlu bir Kaysberg temsilcisi İlker Soyat'la start alacak olan safkan da çok formda ve son 2 yarışını üst üste kazanan bu isim. Bugün 3. yarışını daha kazanmaya geçecek isimler arasında. Ama burada bir de Altınoğlu Çarık Ağası bu kurtar temsilcisi Alican İnci ile startlıyor. Yine çok güzel bir form yakaladı bu safkanda. Son 2 yarışta bir birincilik ve ikincilik de çıkaran bu isim bana göre burada da yazılması gerekir. 3-5-6 bu 3 safkan biraz daha diğer rakiplerine oranla ön planda çıkan isimler ama 4 nolu Er Güçlü bu Tümöz ve temsilcisi Fırat Arslan'la bir de 7 nolu Kutlu Şahın bu Farotay temsilcisi Selim İpek'le eğer bu aya biraz daha sürpriz ve geniş tutmak isteyenlere önereceğim isimler olacak arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 2. ayına geldik. Maiden 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışını. Burası biraz kalabalık. 12 safkanın yer almış olduğu bu yerde 3 ve 8'in de ekir olduğu bu koşuda. Ben biraz buraya yüklendim çünkü bayağı formda gözüken isimler var. Ben de o yüzden her türlü riske girmemek için
Ben 5 olup koçumla başlayacağım bu turbo temsilcisine. Görkem Özçelik'le nihayetinde 3 yarıştan sonra güzel bir üçüncülükle bugün bir anda kendini favoriler arasında gösteren bu Safkan güzel hazırlıklarla bana göre de birinciliğin güçlü adayları arasında 5 nolup koçum. 6 nolup Pergamon, bir Kaysberg temsilcisi İşman Çizik'le start alacak olan Safkan da tek koşmuş oldu yarıştaki. Güzel bir dördüncüye sahip ve artan nefesiyle bugün daha farklı ve daha iyi koşmasını bekliyorum. 9 nolup Çiçek Kokusu, bir bilgin temsilcisi Burak Akça ile start alacak olan bu Tanit ekürüsüne ait bu Safkan da bugün yine önlerde şanslı gördüğüm isim. Bu Safkan da bu pistte bayağı etkili olduğunu, son iki yarışta bir üçüncülük ve beşincilik ve bana göre her geçen gün daha da iyi duruma gelen durumuyla da şanslılar arasında olacak. 9 nolu Çilek Kokusu, 11 nolu Güher Han, bir Güntay'ın güzel temsilcisi bu Tarık mıydı? Tamer ünlü Türk ile start alacak bu Safkan. Nihayetinde son güzel bir dördüncüye sahip. Ben bu dördüncüyü gerçekten çok çok beğendim. Bu Safkan kesinlikle bugün ihmal edilmemesi gereken isimler arasında, kesinlikle ihmal etmeyin. 11 nolu Güher Han'ı yazın. Son yarışını tekrarlamasam da bana göre burada çok ciddi yerlere tırmanabilir, adını yazdırabilir. O yüzden yazacağız arkadaşlar. Bir de son olarak da 10 nolu Didor, Özgün Han temsilcisi Alican İnci ile yine bugün kendine uygun rakipler arasında start alacak bu ismi de bence kuponlara yazabiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi bu mesafede bu gruptaki en iyi dereceye sahip isim. 5, 6, 9, 11, 10. Bu 5 tay biraz daha ön planda ama 1 nolu Kelemerli Bey. Bu Berkay Efe temsilcisi uzun zamandan beri Maiden'larda savaşıyor. Çok yere de favori çıktı. Yani çoğu da zaten gelmedi bu yere geldi. 5 gün önce koşmuş olduğu yarışta bence bir dördüncülük burada farklı bir sonuca neden olabilir. Bir de 8 nolu Yüce Dağılım ekür avantajına start alacak olan bu Babam Ölü temsilcisi bence ilk kez start alacak olmasına rağmen bugün farklı ve iyi koşmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu arada bakın Taniitler bugün çok ekürsüz koşuyorlar. Yani bir tek bu ekürü koşmuş ama bunlar da neyin peşinde ben de anlamış değilim. Bakın Eylem Taniit, hadi 8'den ekürü Eylem Taniit. Burada 7 nolu Safkan Sevilay Taniit. Başka ne var? Burada Çilek Kokusu var, Ozan Taniit. Yani Taniitlerin de bugün 4 tane Safkan'ı var. Artık yapacak bir şey yok. 5, 6, 9, 11, 10 önce 1-8 ile daha sonra şans gördüm isimler. Geldik günün 5. kursuna, 6'lı Ganya'nın 3. ayağına. Şartlı 3, 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışında 9 Safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 5 nolu Toros Dağı geçen yarışında bu Safkan'ı önerdim. Bazı arkadaşlarımız güzel yorumlar yazdı. Yani bu at böyle bir sıkıntılarından dolayı bu şekilde hazırlanıyor. Zaten genelde de yarış hayatı boyunca da genelde bu tip hazırlıklara sahipti bu isim. Pek ciddi işler yazılmıyor. Ama bu bence dördüncülüğü çok iyiydi. Çok tatminkardı. Bugün Onur Yıldız'la start alacak olan 5 nolu Toros Dağı bence ilk şanslı isim olarak yazabiliriz. Daha sonra 3 nolu Son Oğlu bu bilgin temsilcisi Burak Akça ile start alacak olan bir isim de yine aynı yarıştaki güzel bir ikinciye sahip. Bu aralar zaten güzel bir form yakaladı, tırnağın ucunda bir isim. Bir de Altın Oğlu Gurbet Ateşi, kalite kısrak bu ateş topu temsilcisi Mahmut Turan'la son güzel ikinciliği de yine önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında. 5-3-6 bu altılı Ganya'nın 3. ayındaki sıralamam. Ama eğer bir Safkan yeriniz varsa da bir oğlu Acı Dilli Fatih, neden olmasın Furkan Himre. Geldik günün 6. kursuna. 6'lı Ganya'nın 4. ayarı. Şartlı 4 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 5 Safkan arasında koşacak olan bir yarışta baktığım zaman 5 dolu Commitment. Bir Point of Entry temsilcisi. Amerika'da bayağı iyi bir aygırı olan bu Safkan'ın tayı. Ahmet Çelik'le start alıyor ve son 2 yarışta güzel bir form yakaladı. Bana göre de ilk şanslı isim oluyor. Ve en ciddi rakip konumunda da bir nolu Legend of Love, bir Elusive City temsilcisi İçman Çizik'le start alacak olan Kurtal Ekürüsü'nde bir Safkan da son yarışındaki güzel ikinciyle bana göre en sert ciddi rakip konumda olan bir isim. Yani 5-1 bana göre bu grupta biraz daha ön planda çıkıyor. Ben de 5-1 yazıp bayağı bu şekilde geçeceğim arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna, 6'lı Ganya'nın 5. ayağına 1 ve 3'ün ekili olduğu şartlı 4, 4 yarışlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında 7 Safkan arasında koşacak yarışta ben en azından bu Safkan'ın bu grupta biraz daha ön planda gördüğüm için zaten grup yarışında bile gördüğümüz bir isim olan 5 nolu Saluki. Bu Uçanlı'nın temsilcisi Ahmet Çelik'le start alıyor bu Tarık Dikencik ekürüsüne ait Safkan. Oldukça da güzel bir form yakaladı. Bence bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. O yüzden benim bugünkü banko limanım olacak 5 nolu Saluki Ahmet Çelik ile. Geldik günün 8. ve son koşusuna. Maiden 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışına. 11 Safkan'ın arasında koşacak olan bir yarışta öncelik 4, 7 nolu Yiğit Soylu. Bu Babam Ölü temsilcisi Ahmet Çelik'le start oluyor.
ve görmüş olduğunuz gibi son 4 yarışta bir 3-2-3-2 standart gidiyor. Çok formda, çok istikrar devam ediyor. Bence de kazanmaya en yakın isim 4 nolu Nigarunoğlu. Efsane tarih temsilcisi Eren Kadirler'le start alacak olan bir isim de. Yine oldukça iyi formda ve bazı metrelerde derecesi Yiğit Soylu'dan biraz daha iyi çıkıyor. Ama bugün tabii ki at atı her zaman geçer. Ben bu iki safkanından bir de 1 nolu Can Hıraş. Bu Kaysberg temsilcisine Mahmut Turan'la en azından bu aralar bir kıpırdamalar içerisinde olan bu safkanı da kuponları dahil edip 6 diye bu şekilde kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani 7-4-1 olarak. Gelelim şablonumuza. Hemen şablonumuzu gösterelim. Birinci koşu 6 ve 4. İkinci koşu 2 tek. 6'lı Ganyan birinci ayağı. 3-5-6. Daha sonra 4 ve 7. İkinci ayak 5-6-9-11-10. Daha sonra 1 ve 8. Üçüncü ayak 5-3-6. Daha sonra 1. Dördüncü ayakta 5-1. Beşinci ayakta 5 tek. Son ayakta da 7, 4 ve 1 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.